Gülmeme challenge yapacağız. Nasıl bir şey? Küfürlü. Ondan dolayı küfür sevmeyen arkadaşlarınız varsa hemen videodan çıkabilirler. Bunu söylemek istiyorum çünkü baya baya küfür ediyor böyle var ya. Gelmişinizi geçmişinizi diyor bilmem ne diyor. Ondan dolayı küfür sevmeyen arkadaşlarımız hemen videodan çıkabilir. İyi seyirler dilerim. Yani, o zaman hemen geçelim arkadaşlar. İlk videomuz mal anlatır gibi matematik dinleyeceğiz. Yani ders dinleyeceğiz ya matematik dinleyeceğiz mal anlatır gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Malı Anlatır Gibi kanalından Kerem. Eğer buraya kadar Gülersek geldiyseniz, çarpılırız. geçen sene mezuna kalmış bir orospu çocuğusunuz demektir. Sizin gibi aptal orospu çocuklarına matematik anlatmak için açtım bu kanalı. Şimdi beni izleyeceksiniz. Bu antrenmanlarla matematik hiçbir sik anlamayanlar için açtım. 9 artı 7 16'dır. Yazdık mı bunu? Not al orospu çocuğu. Ananı kalbini sikerim senin. Mezar taşını sikerim orospu çocuğu. Amına kodumun evladı seni. Sikerim ananı lan, not alacaksın oğlum. Bir insanın anasına sövdüğü zaman niye güler ki, değil mi? Evet, çok gülesim geldi ama gülmedim çünkü güzel sövdü. Şimdi çarpım tablosu matematiği izleyeceğiz. Bakalım bu nasılmış. Hepinize Malı Anlatır Gibi kanalından tekrardan merhaba. Niye bu kadar kötü lan? Bir dakika, kalite çok kötüydü. Bir kalite çok kötü, bir hemen düzeltelim kaliteyi. Arkadaşlar ben Kerem. İlk gün 4 Merhaba işlemle hocam. başlamıştık. Niye 4 işlemle başladığımızı tekrardan merak ediyorsanız, 4 sene boyunca okulunuzdaki ya da lisenizdeki orospuların am deliğine zoom attığınız için hiçbir bok öğrenemediniz derslerde. O yüzden 4 işlemden başladık. Bugün geliyoruz çarpım tablosuna. Yani 4. sınıfta Ayşe göt deliğine parmak atacağınıza onu öğrenebilirsiniz. Neyse sorun yok. Ben buradayım. Şimdi ilk olarak başlayacağımız şey kalemimiz. Seçiyoruz. 2 kere 1. 2. Bunu da bilmiyorsanız zaten okulu okumayın. Ananı sikerim seni. 2 kere 2 bilmiyorsan kabrini sikerim ananı. Malı anlatır gibi, cidden malı anlatır gibi anlatıyor. Şimdi ise arkadaşlar malı anlatır gibi edebiyat izleyeceğiz. Bakalım bu 2 kere sigarayı nasılmış. arkadaşlar bakın. Oğlum bu niye bu kadar kötü ya? Aa, kalite yok arkadaşlar, Ben böyle. lisede sigaraya başladım. Şu anda günde 15 lira sikiliyorum. 15 lira sikiliyorum ya. Bedava kendim 15 liraya siktiriyorum yani. Veriyorum parayı, siktiriyorum yani. Sakın böyle bir aptallık yapmayın. Hani bu arada sigaraya başlarsanız diye söylüyorum ki hani benim sözümü kimse siklemeyecek özür diliyorum ama sakın tuvalette falan içmeyin. Bir öğretmen falan görürse hani cezalandırır, bir şey yapar, dayak yersiniz. Hani boşu boşuna sona gelip bana sövmeyin yani. 3. Son sınıflardan arkadaş edinirseniz sakın el şakası yapmayın. Son sınıfları böyle aptal bir özgüveni olur böyle, tamam mı? Böyle hayırdır amına koyayım ananı sikerim lan sen amına koyayım çocuğu falan diye bir özgüvenleri olur bunların. O yüzden Ben kafatasını de söz kestirip takım. kımız içerler oradan. O yüzden devam ediyorum. Abi ben bir şey, bak şunu söyleyeyim. Ciddi söylüyorum, master yapmış arkadaşlar. Yani adam master. Master yani. Şimdi mal anlatır gibi matematiği izleyeceğiz arkadaşlar. 2021, hazır mısınız? Bu Sizin o birazcık. reklamda gördüğünüz orospu çocuk genel kültürü örneklerden bahsediyorum. Neyse, devam izleyelim. Pardon. Bak mikrofonum zaten kırıldı. Vallahi billahi bak ekrana koyacağım kulaklığımı. Bant yapıştırdım. Ananızı sikerim sizin. Şu videoları beğenin, abone olun orospu çocukları. Neyse. Kulaklık alacağım ben. Yani bir insan, normal bir insan olsaydım eğer şunu demem lazım. Sen benim anamı nasıl söversin falan demem lazım da. İzlediğimiz video zaten mal anlatır gibi matematik olduğu için ve videonun konsepti bu olduğu için buna laf etmiyorum. Siz de yorumlarda laf etmezseniz sevinirim arkadaşlar. İzlemeyin lan o zaman. İşte bir de benim bu sayfaları takip edin biliyorsunuz şu sayfam bir de burada kişisel hadi başlayalım şimdi annenizi sıkmadan. Evet arkadaşlar. Evet karşınızdayım tekrardan. Devam edelim. 5 kere 6. Bir insan anasına özür dilerim durdurduğum için bu arada. Bir insan anasına sövülmesi için cidden çok mu istemiş bunu ya? Kaç Şakadan vermiş? şaka, güzel güzel. Evet. Kanalın üstüne çıkamadınız. Evet pardon özür dilerim. 4 kere 7 kaç eder? 28. Evet. 30 eksi 28 dediğimizde arkadaşlar yazılmayı kötü diyorsunuz ama annenizi götünden zorlarım. Zorlarım arkadaşlar. Ne yapayım? Mouse yazıyorum. Orospu çocuğu elimde kalem mi var? Evet arkadaşlar sonuç geldiğine göre buradan devam ediyoruz. Wow, oh my fucking god.
Yanıyorum arkadaşlar. Nasıl yaptın? Evet. 3 kere 8 24 eder arkadaşlar. Hemen 24'ümüzü yazdık buraya. Tık. O ardından arkadaşlar 2 kere 9 kaç eder? 18. 18 yazdık. Buraya kaç kaldı? 24'den 18 kaldı. 6 kaldı arkadaşlar. Evet. Eminim AYT sınavında gerçekten işe yarayacak formüller kullanıyorum. Hani gerçekten hepinizin türev integral görebilmesi için buradan başlamamız gerekiyordu. Biliyorsunuz çünkü türevin integralinin başı çarpmadan ve bölmeden antrenmanlarla matematikte başlar. Yani siz bunu alacak kadar fakirseniz ben de size böyle bir yöntem gösteriyorum. Orospu'nun canım oğulları benim. Canım orospu benim. Bu arada gerçekten hani şunu söylemek istiyorum. Hani bir matematik hocası olarak size en azından öyle söyleyeyim. Yardımcı olabiliyorsam gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü siz bazen gerizekalı olduğunuz için bazı şeyleri yapamıyorsunuz orospu'nun oğulları size. Ya ben de ananızın amına sniper'la da diye vurmak zorunda kalıyorum herkese. Özür dilerim, kusura bakmayın. Biraz devam edelim ama son kırılışı çok sinirliyim. Annenizin amına baldıma bir şey diyeceğim. Ciddi bir şey diyeceğim. Adamın sövüş tarzı çok güzel. Ders anlatım şekli bu arada vah wow, diyeceğimiz gibi. En iyisi bak bu bak. En iyisi bu. Neyse devam edelim. Boş Bu verin. soruyu görür görmez ananı sikeyim, bu ne? Bu adama ne oldu acaba? Çok merak ediyorum hocam. Diyorsun değil mi? Kardeşim bak. Bak. Lan niye kalite gelmedi? Kalite Çünkü gelmedi. küfür Ha. etmene gerek yok. Adam akıllı bir Bak oku. şimdi. Oku tamam mı? Oku. Okuyorum hocam. Sık anlamayacaksın anlıyorum ama okuyacaksın. İlk baş okuyorsun. Okuduktan sonra anlamadıktan sonra alıyorsun orada sınav kağıdını, peçeteyi koparıyorsun. Benim gibi yapıyorsun tamam mı? Aldım bak bu üçgen değil mi? Adam demiş ki sana bunu demiş buraya katla demiş. Katla demiş. Ondan sonra burası da D olsun demiş anladın mı? Ondan sonra burası ne olur? Açıortay. Bunu bilmen lazım buraya amına koyayım. Demek ki buraya çekince burası açıortay oluyor. Burası zaten 50'ydi. Buraya 25 kalıyor. Sana şurayı sormuş. Yap amına koyayım artık cevabı bilirsin ya. Bak Genco bak şimdi bak. Bu son yaşta amına koyayım tamam bak. Açtıktan sonra şurası ve şurası ikizkenar üçgenden 55-55 geleceğini bileceksin. Niye bileceksin? Çünkü 180'den 70'i çıkartıp 2'ye böldüğünde 55-55 oluyor. O yüzden amına koyayım bu kadar da işlemi yaptırmayayım ha. Bak şimdi. Ondan sonra bu senin defterini yazıyor baba. Defterini yazıyor. Aç defteri bak. Bak ne diyor? 2 3 açının toplamı bir diş aç etmez. O zamansa şuradan baktığında bak şuraya görüyorsun herhalde. Buraya ne kalıyor kanka? 40 kalıyor baba. Nasıl siktir çıktı lan? Bir şey söyleyeyim mi? Adam ciddi söylüyorum. Bir insan bu kadar güzel anlatamaz. Yani tebrik ederim. Bak bu daha iyi anlatıyor diğerine göre. Bu fazla küfür yok. Yani adam hem arkadaşlar az sövüyor, az ya. Bir dakika, ben ne diyorum ya? Arkadaşlar adam hem konuyu çok güzel anlattı, hem de böyle küfürü çok güzel yaptı. Tebrik ediyorum hocayı. Videonun son videosu da buydu. Videonun son videosu da buydu. Umarım arkadaşlar böyle eğlendiğiniz bir video olmuştur. Çünkü ciddi anlamda çok küfür olduğunu ben de kabul edebilirim ki özellikle en başta açtığım aptal oçun çocuğu falan diyen abimiz için söylüyorum. Ama yani cidden baya baya ben beğendim ve bu benim çok hoşuma gitti mi? Küfür etmesi tabii ki hoşuma gitmiyor ama ettiği küfürlerin söyleyiş şekli biçiminde gayet iyi. Son anlatan ise cidden hem dersi güzel anlattı hem de akılda kalıcı bir şekilde o dersi kafamıza soktu o küfürle falan ya. Ben cidden beğendim. Ben niye bunun yorumunu yaptım AQ'ya?